İnsanca öngörü üzerine. Yüksekliği korkunç yapan yokuştur. Bakışları aşağı döndüren, elleri ise yukarıya uzatan yokuştur. Gönül bu çift iradeyle budalaya döner. Sevgili dostlar, yüreğimin çifte iradesini idrak edebilir misiniz? Zirvededir gözlerim. Ellerimse derinliği yakalamak tutmak ister. İşte benim yokuşum ve tehlikem budur. Ben insana dolanan iradeyim. Kendimi zincirlerim yukarıya doğru iraden üst insanı arzu eder. Bu yüzden ondan tarafa çekilirim. İnsanlar içinde tıpkı bir kör gibi yaşarım. Hep bu yüzden. Sanki onları hiç tanımıyormuşum gibi. Elimin doğruluğa olan inancının yok olmaması için. Sizleri bilmem. Bu avuntu, bu karanlık sık sık etrafıma yayılır. Geçitte durur. Beklerim gençlerin yolunu. Onlara sorarım. Beni aldatmak isteyen var mı? İnsanca ilk çıkarımım Yalancılara karşı önlem almayayım diye beni aldatmalarına göz yumarım. Bu önlemleri alsaydım insan nasıl bağlama yeri olurdu benim topuma? O hemen kopar. Ben de yükselirdim. Önlemsizlik benim kaderim. Eğer susuzluktan ölmek istemiyorsan her bardaktan su içmeyi öğrenmelisin. Lekesiz, tertemiz kalmak istiyorsan kirli suyla temizlenmeyi öğrenmelisin avunayım diye sık sık şunu dilerim. Söyle denil gönül. Bir mutsuzluğun sana zararı dokunmadı. Öyleyse bunun tadını çıkar. Mutluluğunmuş gibi. Lakin şu da diğer bir çıkarımımdır. Büyüklenenleri daha çok korurum gururlananlardan. İncitilen büyüklenenler acıklı bütün olayların temeli değil midir? Gururun incindiği yerden gururdan daha güzel bir şey doğar. Yaşamın izlenmesinin güzelleşmesi için yaşam oyununu iyi oynamak gerekir. Aynı zamanda iyi oyuncular da lazımdır. Ben şunu gördüm. Büyüklenenler iyi oyuncu olduğunu. Onlar oynarken herkes onlara baksın isterler. Bu arzudur bütün ruhlarının. Kendilerini oynarlar, türetirler kendilerini. Onların yakınında hayatı izlemeyi severim. İşte budur sebep. Kara düşüncenin doktorlarıdır onlar oyuna bağlar gibi bağlarlar beni insana. Büyüklenendeki kibirsizliğin olanca derinliğini kim ölçer? Kibirsizliğinden iyi davranır. Merhamet ederim ona. Sizden kendime olan inancı öğrenirim. Ellerinizden övgülerle yer, bakışlarınızla beslenirim. Sizler bu sebepten iyi yalancılarsınız. Yalanlarınıza da çoğu inanır. Çünkü yüreği içlenir kendi derinliğinde. Ben neymişim? Gerçek erdem, kendinin farkında olmayan erdemse kişi kibirsizliğinin ayrımında değildir. Ürkekliğiniz kötülükleri izlemekten aldığım hazzı bozmasın. isteğim budur. Kızgın güneşin kuluçkaya yatmasından çıkan o olağan görmeyi severim. Kaplanları, hurma ağaçlarını, hatta çıngıraklı yılanları. Kızgın güneşte üreyen insanlar arasında bir soy vardır. Kötülerde ise olağanüstülükleri sizin en bilgeniz bile bana o kadar da bilge gelmediği gibi insan kötülüğünü bile söylenenlerden geride buldum. Kafamı sürekli sallayıp sordum. Niçin çağırıp duruyorsunuz ey için gıraklı yılanlar? Gidecekler var kötülük için. İnsan henüz en sıcak güneyi bulamadı. Büyük kötülük denen şudur. 12 ayak genişlikte, 3 ayak uzunlukta nice şeyler. Bir zaman büyük ejderhalar yeryüzüne gelecek.'' Üst insan ejderhadan yoksun kalmasın diye kendisine yakışan üst ejderhadan nemli balta girmemiş ormanların üzerinde nice kızgın güneşler yanmalı daha. Kaplanlar türemeler yaban kedilerinizden, kara kurbağalarınızdan, timsahlar iyi avistler, iyi avcı. En iyiler ve doğrular. Sizde gülünecek çok şey var. En gülüncü bugüne kadar korkmanız şeytan denilen şeyden. Sizin ruhlarınız yüce olana o kadar yabancı ki üst insan yaptığı iyiliklerle size yabancı gelecektir ey bilgeleri işte sizinle ilgili kuşkularım işte bıyık altından size gülüşüm korkarım şeytan diyeceksiniz benim üst insanıma bıktım artık bu en yüksek ve en iyi kişilerden yüksekliklerinden yukarılara dışarılara üst insana ulaşmayı özledim ben Çıplak gördüğümde en iyilerden bile ürperdim. Uzaktaki geleceğe ulaşmak için kanat çıkardım. Sonra daha uzak geleceklere, sanatçının bugüne kadar aklından geçirmediği daha da güneyin güneyine, oraya, tanrıların giysilerden utandığı yere. Ey komşularım, sizi kılık değiştirmiş, güzel giyimli, saygıdeğer, iyiler ve doğrular olarak görmeyi arzu ederim.'' Aranıza değiştirdiğim kılıkla oturacağım. Böylece sizi ve kendimi tanımayacağım. Budur benim insanca son öngörüm. Ve böyle buyurdu Zerdüşt. En sessiz saat. Beni huzursuz, zorlanmış, gönülsüz, uysal, uzaklaşmaya hazır görüyorsunuz. Sizden uzaklaşmaya. Söyleyin bana ne oldu? Zerdüşt yeniden yalnızlığına çekilmeli. Lakin ayı bu kez sevinmeden inine dönüyor. Ne oldu bana? Kimdir bunu buyuran? Bunu kızgın kadınım istiyor. Konuştu benimle. Adını yanınızda hatırlamam hiç. Dün akşama doğru benimle konuşan kadınımın adı sessiz saatim. Sizlere olan biteni söyleyeyim de sizden ayrılıyorum diye yürekleriniz kararmasın. Uykuya dalanın yılgısı nedir bilir misiniz? Altından zemin kaydığı, rüya başladığı için yılgı olur baştan ayağa. Bunu sadece bir benzetme olarak veriyorum. Dün rüyam en sessiz saatte zeminin altından kaymasıyla başladı. Yel kovan döndü. Yaşam saatim soluklandı. Böyle bir sessizlikle ilk kez karşılaştım. Yüreğim yıldı. Sonra bana sessizce zerdüşt bilir misin dedi. Yılıp bağırdım bu fısıltıyla. Yüzüm kansız kaldı lakin sustum. Sonra yeniden usulca bilirsin Zerdüşt. Ama söylemezsin. Sonunda ona meydan okurcasına yanıtladım. Evet bilirim ama söylemem. Sonra yeniden usulca. Söylemez misin Zerdüşt? Öyle mi? Kafa tutarak saklama kendini. Sonra korkarak ağladım. Tıpkı bir çocuk gibi. İsterdim ama yapamam ki bunu. Beni bağışla. Gücüm aşıyor bu. Sonra yeniden usulca. Senin ne önemin var ki Zerdüşt? Söyle sözünü. Parçalan. Cevapladım. Benim sözüm mü? Kimim ki ben? Daha değerli olanı bekliyorum. O sözle parçalanacak ölçüde değerli değilim. Sonra yeniden usulca ne önemin var ki senin? Henüz yeterince kibrinden kurtulamadın. Kibirsizliğin derisi hafif katıdır. Cevapladım. Kibirsizliğimin derisi nelere katlanmadı ki? Yüceliğimin yamaçlarında otururum. Zirvelerim yüksektir. İyi bilirim kayaklarımı. Sonra yeniden usulca Ey Zerdüşt! Dağları yerinden oynatmak zorunda olan vadilerle ovaları da oynatır. Cevapladım. Dağlar henüz sözlerimi yerinden oynatmadı. Ulaşmadı söylediğim şeyler insanlara. İnsanlara gittim. Lakin onlara ulaşamadım henüz. Sonra yeniden usulca... Ne anlarsın sen bundan? Otların üstüne kırağı en sessiz zamanında düşer cevapladım. Bulup da kendi yolumu yürüdüğümde eğlendiler benimle. Dizlerim titredi. Şunu dediler bana: Yolunu unuttun ya sen, yürümeyi de unutursun artık. Sonra yeniden usulca, ne çıkar onların eğlencelerinden? Sen uysallığı unutmuş birisin. Buyruğu sen ver artık. Ey büyük buyruklar veren herkesin en çok ihtiyaç duyduğu kimdir, bilmez misin? Güçtür. Büyük işleri başarmak, büyük buyruklar vermek daha da zor. En affedilmez yanın güçlü olmana rağmen hükümdarlığı istemiyorsun. Cevapladım. Buyruk verecek gücüm yok benim. Sonra yeniden usulca fırtınayı bildiren sözlerin en sessizleridir. Dünyayı güvercin ayaklarıyla gelen fikirler yönetirler. Ey Zerdüşt, sen gelmesi beklenenin gölgesi gibi gideceksin. Bu şekilde vereceksin buyruğunu. Önde gideceksin buyruk vererek. Cevapladım. Utanıyorum. Sonra yeniden usulca senin çocuklaşman utançsız olman gerek. Henüz sende gençlik gururu var. Gençleşmen erken değil. Lakin çocuklaşmak istiyorsan gençliğini yenmelisin. Uzun zaman düşündüm. Lakin fikrim değişmedi. Başta ne ise sonda da o. İstemiyorum. Sonra bir gülme etrafımı bir gülme aldı. Nasıl da parçaladı bu gülme bağırsaklarımı, kalbimi deşerek. Son defa usulca Ey Zerdüşt, meyvelerin olgun senin ama meyvelerin için sen olgun değilsin. İşte bundan yalnızlığına çekilmelisin. Daha olgunlaşman gerek. Güldü ve kaçtı. Sonra iki katmanlı bir sessizliktir aldı her yeri. Ama ben yerdeydim. Her yanımdan terler dökülüyordu. Dostlarım, duydunuz artık her şeyi. Yalnızlığıma neden dönmem gerektiğini. Hiçbir şey gizlemedim sizden dostlarım. Kimdir insanların en sessizi ve kim olacaktır? Bunu da duydunuz benden. Dostlarım, sizlere söyleyeceğim bir şeyim daha olmalı. Bir şeyler daha vermeliyim size. Peki, niçin vermiyorum? Yoksa cimrimiyim. Fakat serdüşt bunları söyledikten sonra çektiği acılara ve dostlarından ayrılmanın verdiği acıya dayanamadı. Başladı ağlamaya. Lakin kimseler onu teselli etmedi. Gece vakti yalnız başına çıktı ve gitti. Sizler yücelmek istediğinizde yukarı bakarsınız. Ben ise aşağı bakarım. Yükselmişim. Sizden hem gülüp hem yükselmiş olan kim? En yüce dağlara çıkan, gülendir acıklı bütün oyunlara, acıklığı ağırbaşlılığa zer düştü. Okur yazarlık üzerine gezgin Sabahın erken bir saatinde öbür kıyıya ulaşmak istediğinden Zerdüşt adanın sırtından gece yarısı yola çıktı. Zerdüşt oradan gemiye binmeyi arzuluyordu. Bunun sebebi orada büyük ve iyi bir limanın olmasıydı. Bu limandaki gemilere mutlu adalardan denizi geçmek isteyenler binerdi. Zerdüşt bir taraftan dağa tırmanırken bir taraftan da gençliğinden beri tek başına yaptığı gezileri, kaç tane dağa, kaç tane doğruğa tırmandığını düşünüyordu. İçinden ben bir gezginim dedi. Dağlara çıkarım. Koyları pek sevmem. Bu şekilde uzun zaman sessiz kalamam. Kader adı altında başıma ne gelirse gelsin. Bunların hepsinde bir gezinme, bir dağ tırmanma vardır. İnsan sonunda yine kendini yaşar. Tesadüflerle yüzleşme çağım geçti. Benim olmayan bir şey payıma düşmez benim kendi kendimle nicedir taşrada olan ve bütün nesnelerle tesadüfler arasında saçılı duran parçaları bana gelir. Döner yuvasına sonunda. Ne zamandır bana ayrılmış olan son doğruğun önünde duruyorum. Bildiğim bir şey de bu. En yalçın yolumu aşmalıyım. Bir başıma olan gezime başladım. Hiç kimse böyle bir vakitte kaçamaz. Benim yaratılışımda olan. Kendisine şunu söyleyen saatten sadece şimdi yürüyorsun yüceliğine giden yolu. Birleşti artık doruk ve uçurum. Sen büyüklüğüne giden yolu yürüyorsun. Daha önce son tehliken olan şey şimdi ise son sığınağın oldu. Sen büyüklüğüne giden yolu yürüyorsun. Senin en büyük kahramanlığın arkanda artık yol kalmamasıdır. Sen büyüklüğüne giden yolu yürüyorsun. Seni burada kimse takip etmeyecek. Senin ayak izlerin arkanda bıraktığın yolu sildi. O yol üzerine şu yazılıdır. Olmazlık kendi kafanın üzerine merdivenin olmasa da tırmanmayı öğrenmelisin. Başka bir yolla yukarılara tırmanamazsın. Kendi başının üstünde, kendi kalbinden ileriye. En yumuşak yanın, en katı yanım olmalı. Kendin esirgeyen bunca özveri sonucu sıralanır. Övgüler olsun katılaşana. Yağla balın aktığı ülkeleri övmem birçok şey görmek isteyen, kendinden daha ileriye görmeyi öğrenmek mecburiyetindedir. Bu katılık, dağa tırmanan herkese gereklidir. Her yere gözleriyle sokulan, nesnelerin önünden başka yerini göremez. Zerdüşt, senin arzun, nesnelerin derinliğini, farklı cephelerini görmekti. İşte sen bu yüzden kendinden daha yukarılara yükselmelisin. O kadar yükselmelisin ki yıldızları altında görmelisin. Benim zirvem kendimi yıldızların da altında görmek. İşte benim gerçek doruğum, kendimi yıldızların da altında görmek benim olan yüce doruk. Zerdüş dağa tırmandı, kendi kendisiyle sürekli bunları konuşuyor, telaşlı kalbini çeşitli özdeyişlerle yatıştırmaya çalışıyordu. Kalbinin en zorlu yaralanması buydu. Zerdüş dağın doruğuna dolandığında önünde boylu boyunca bir başka denizi gördü. Bunun üzerine hareketsiz kalıp uzun zaman sustu. Bu doruklarda gece duruydu. Soğuktu, yıldızlıydı. Üzgün bir şekilde "Yazgımı bildim. Hazırım. Son yalnızlığım başladı." dedi. Altımdaki deniz ne kadar kara, ne kadar üzgün Ah bu gebe gecenin bezginliği. Yazgıma inmeliyim. Yazgıma. Denizime. En yüce dağımın önündeyim. Bu yüzden şimdiye kadar yükseldiğimden de çok derinlerime inmeliyim. Ben acının en karanlık seline yükseldiğimden daha fazla inmeliyim. Alın yazım bunu buyurur. Tamam. Buradayım. Bir zamanlar yüce dağların nerelerden çıktığını sorardım. Çok zaman sonra denizden çıktıklarını sonra öğrendim. Dağların, kayaların doruklarında yazılanlar kanıttır kendi yüksekliğine en derininden başlamalı dağın soğuk doruğuna olan zerdüşt böyle buyurdu lakin denize sokulup kayalar arasında tek başına durduğunda hem yürümekten yorulduğunu hem de özleminin çoğaldığını fark etti uykuda her şey dedi deniz bile uykuda ne süzülmüş tuhaf bakışları var soluğunun sıcaklığını duyuyorum taş yastıkları üzerinde kıvranıyor. Kötü anılarla nasıl da inliyor. Dinlet. Bunu kötü önseziler mi demeliyim? Ey Yağız canavar! Seninle üzgünüm. Senin yüzünden kendimi öfkeleniyorum. Gücüm yetmez ki. Seni kötü düşlerden kurtarmayı ne kadar çok isterdim. Zerdüşt kara düşünceyle acıyla güldü. Zerdüşt ne söyledi? Denizi de mi şarkıyla avutacaksın? Ah ser düştü. Deli sevdalı seni. Güvenden yanına yarılmayan sen. Eskiden böyle böylesindir. Güvenle yaklaşırsın korkunç olana. Gördüğün her canavarı okşamayı arzularsın. Pençeleri üzerine örtülecek bir nefeslik biraz ipeksi bir şey. Onu hemen sevmeye hazırsındır. Sevginin diri olanı en yalnızın tehlikesidir. Her şeye yetendir. Deli sevdalığım gülünçtür, Kibirsizliğim ve böyle buyurdu Zerdüşt. Tekrar güldü. Ayrıldığı dostlarını düşündü ve onlara haksızlık etmiş gibi bu düşüncesine öfkelendi. Hemen sonra ağladı. Zerdüşt özlem ve öfke ile ağladı. Görüntü ve bilmece üzerine. Mutlu adalardan bir kişi Zerdüşt ile tekneye binmişti. Bu yüzden gemidekiler Zerdüşt'ün kim olduğunu öğrendiler. Bu duyulunca derin bir merak ve umut uyandı. Lakin o iki gündür susuyordu. Zerdüşt üzüntüsünden soğuk ve sararmış duruyordu. Hem bakışlara hem de sorulara cevap vermiyordu. İkinci gün kulaklarını açtı. Lakin sessiz kalmaya devam ediyordu. Çünkü uzak yerlerden gelen ve oralara gidecek olan bu gemide duyulacak birçok garip ve tehlikeli şey vardı. Zerdüşt, uzak yolculuklara çıkan, tehlikesiz yaşayamayanların dostuydu. Söylenenleri dinleye dinleye dili açılmış, kalbindeki buzlar çözülmüştü. Şöyle buyurdu. Sizler, cesur arayıcılar, araştırıcılar, kurnaz yelkenlerle korkunç denizlere açılanlar.'' Sizler alaca karanlığın tadına varanlar, kalpleri kavak sesiyle hain girdaba çekilenler. Siz ipi korkak ellerle yoklamak istemez, sezebileceğiniz yerlerde hesap yapmaktan nefret edersiniz. Sizlere gördüğüm bir bilmeceyi anlatacağım. Bu en yalnızın görüntüsüdür. Bir zaman önce, bir gün ölüm alaca karanlıkta yürüyordu. Dudaklarım sımsıkı kapalıydı, kaygılıydım. Nice güneşlerin battığını gördüm. Taşlar arasından çekinmeden yükselen bir yol, artık ne bir bitkisi ne de çatısıyla görünen hınzır, tenha bir yol, bir patika ayaklarımın çekinmezliğiyle çatırdıyordu. Çakalların alaya takırtaları üzerinde yürüyerek, kaygan taşları çiğneyerek ilerliyordu ayaklarım yukarıya doğru. Yukarıya, onları aşağı, uçuruma doğru çeken ruha, ağırlığın ruhuna, şeytanıma, baş düşmanıma karşın yukarı doğru. Bu ağırlığın ruhu abansa da üzerime, yan cüce, yarı köstebek, inmeli, inme indiren, kulağıma kurşun, beynime kurşun damlaları gibi fikirler veren. Zerdüştür diyordu usulca, kekeleye kekeleye. Ey bilgelik taşı, kendini yükseklere çıkarmışsın, lakin atılan her taş düşer. Eyzer düştü. Sapan taşı, bilgelik taşı, yıldız yıkan, kendini bu kadar yükseğe atan kendinsin. Lakin atılan her taş düşer. Sen kendini yargılamışsın, kendini. Taşlamışsın, eyzer düş. Gerçekten taşı yükseğe atmışsın. Lakin o taş senin başına inecek. Sonra sustu cüce. Susması uzun sürdü. Fakat sıkıyordu beni sessizliği. Bu durumdaki iki kişi yalnızken daha yalnızdır. Tırmandım tırmandıkça, tırmandıkça düşledim, düşündüm, beni sıkıyordu her şey. Ağır işkenceden yorgun düşmüş, beter bir düşle uykusundan uyandırılmış birine benziyordum. Fakat bende cesaret denen bir şey var. Şimdiye kadar bendeki her yılgınlığı öldüren. Sonunda bu cesaret beni durdurup söyletti. Cüce, ya sen ya ben. En iyi öldüren cesarettir. Çünkü saldıran cesaret. Her saldırıda cümbüş sesleri duyulur onda. Fakat insan en cesur hayvandır. Yenmiştir her hayvanı cesaretiyle. Cümbüş sesleriyle yenmiştir her ağrıyı. Ama insanın ağrısı çok derindir. Cesaret uçurumun önündeki baş dönmesini de öldürür. İnsanın uçurumun ağzında bulunmadığı yer var mı ki? Görmek de uçurum görmek değil mi? En iyi öldürendir cesaret. Acımayı da öldürür. Fakat acımak en derin uçurumdur. Ne kadar derinde görürse hayatını kişi, o kadar derinliğine görür acı çekmeyi de. Lakin cesaret öldürenlerin en iyisidir. Saldırgan olan cesaret. Ölümü dahi öldürür. Sebebi şu, hayat bu muydu? Peki o halde, yeniden. Lakin bu seslerde cümbüş sesi vardır. Kulağı keskin olanlar duysun. Cüceye dur diye seslendim. Sen veya ben, lakin ben senden kuvvetliyim. Ben de var olan fikirleri bilmezsin. Bunlara katlanamazsın. Sonra beni hafifleten bir şey oldu. O meraklı cüce omzumdan atladı. Cüce omzumdan atladı. Karşımdaki bir taşa geçip oturdu. Tam da durduğumuz yerde bir geçit vardı. Cüce, bu geçide bak diye seslendim. İki cephesi var. Burada iki yol birleşir. Henüz bu yolların sonunu gören olmamıştır. Geriye doğru uzanan şu yol sonsuzluğa doğru gider. İleriye doğru gideni ise başka bir sonrasızlıktır. Bu yollar birbirine zıttır. Birbirlerini başlarıyla iterler. Bu yollar bu geçitte birleşir. Yazılıdır bu gecinin adı. Ah, an! İzlerse insan bunları, sürekli izlese sanır mısın ki cüce, bu yollar birbirine zıttır sonrasızca. Cüce küçümseyerek ve mırıldanarak düz olan her şey yalan söyler dedi her gerçek eğridir, zaman dahi eğri değil midir? Ağırlığın ruhu ey dedim öfkeyle, küçümseme bunu, yoksa seni oturduğun yerde bırakırım. Seni topal, yukarılara ben taşıdım seni. Konuşmamı şu şekilde devam ettiriyorum, dinle. Şu ana bak, geçitten andan, sonrasız bir yol uzanır geriye doğru, sonrasızlığımız arkamızda. Her yürüyen bu yolu daha önce yürümüş olsa gerekir her olabilen daha önce olmuş, bitmiş, geçmiş olmak değil mi? Cüce her şey daha önceden var olduysa bu ana ne dersin? Bu açıdan bu geçit bile daha önce var olmuş olmalı, öyle değil mi? Her şey birbirine o kadar bağlı ki bu an gelecek bütün şeyleri kendine çekmekte, böylece kendini de çekmekte, değil mi? Her yürüyebilen bu uzun yolu yürümelidir bir daha, ileriye, Ay ışığında sürünen örümcek, geçitte fısıldaşan sonrasız şeyler, fısıldaşan ikimiz, hepimiz daha önce var olmuş olmalıyız, değil mi? Dönmeli, önümüzdeki diğer yolda, o uzun korkunç yolda yürümeli, sonrasızca dönmeli, değil miyiz? Bir şekilde konuştum, adım adım, daha yavaş konuştum, çünkü kendi düşüncelerimden, kötü, ni kötü niyetlerimden korkuyordum. Neden sonra bir köpek sesi duydum. Daha önce de duymuş muydum? Fikirlerim geriye doğru yürüyordu. Çocukken bir köpek uluması duymuştum. Bir zamanlar. Köpeği de görmüştüm. Tüyleri kabarmış, başı yukarıda, köpeklerin bile hortlaklara inandığı o sessiz mi sessiz gece yarısında. Titriyordu. İçim acımıştı. Ölüm sessizliğiyle tam da o anda geçmişti. Evin üzerinden dolunay. Tam o sırada bir değirmi, bir ateş durmuştu. Sanki başka birinin mallarının üzerindeymiş gibi. Halen düz damın üzerindeydi. Köpek bundan ürkmüştü. Köpekler yalnızca hırsızlara ve hortlaklara inanırlar. Bir kez daha böyle bir köpek uluması işitince bir kez daha acıdım. Cüce nerede? Geçit nerede? Örümcek. Bütün o fısıldaşmalar. Gördüklerim birer düş müydü? Rüya mıydı gördüğüm? Uyanmış mıydım? yabanıl kayalıklar arasında ansızın bir başına kala kalmıştım. En ıssız ay ışığında. Yerde bir adam yatıyordu. Köpek sıçrıyor, tüylerini kabartıyor, inliyordu. Sonra bir kez daha uludu. Bir köpeğin böyle yardım ister gibi bağırdığını duymamıştım. Bu duyduğum gibisini hiç işitmemiştim. Kıvranan, boğulan, titreyen, yüzü alt üst, ağzından koca bir yılan sarkan genç bir çobandı gördüğüm tek bir surette yüzde bu kadar bulantıya bu kadar zolgun korkuya rastladığım hiç olmuş muydu sanki uyuyordu sonra aktı boğazına yılan soktu orasını çıkmıyordu yılana elimle asıldım lakin boşuna yılanı çıkaramadım hemen sonra bir bağırtı başladı içimden ısır ısır kopar başını ısır korktum kinim, iğrenmem, merhametim, bütün iyilerimle kötülerim tek ağız olmuş bağırıyordu içimden. Ey cesurlar, arayıcılar, araştırıcılar, kurnaz yelkenlerle bilinmez denizlere açılanlar, bilmece tutkunları, gördüğün bilmeceyi çözün, yorumlayın bana en yalnızın görüntüsünü. Bu bir görüntüydü, sezişti, simge gibi gördüğüm de neydi? Bir zaman gelmesi gereken. O boğazına yılan akan kimdi? Boğazına böyle en ağır, en kara yılan akan kimdi? Lakin çoban seslenişme uyup yılanı ısırdı hem de zorla. Yılanın başını en uzağa fırlattı ve birden ayağa kalktı. Bu ışıkla kuşatılmış kişi artık bir çoban değildi. Değişmişti. Kimseler gülmemişti. Yeryüzünde onun gibi bu bir insan gülüşü değildi. Şimdi susuzluk kıvrandırıyor beni, bitmeyen bir hasret. O gülüşe duyduğum hasret zorluyor beni. Yaşamaya nasıl dayanıyorum? Nasıl dayanacağım ölmeye ve böyle buyurdu zer düştü. İstenmeyen mutluluk üzerine Yüreğinde böylesi bilmeceler dolu, üzüntülerle denizi aşıyordu Zerdüşt. Lakin mutlu adalardan dört günlük bir arayla uzaklaştığında bütün üzüntülerini yenmişti. Kaderinin üzerinde sağlam basan ayaklarla duruyordu. Sonra sevinen törel binincine şunları söyledi. Ben bir basmayım. Yeniden tek başıma olmak istiyorum. Sadece berrak gökle, açık denizle. Zaman kuşluk vaktidir.'' Böyle bir zamanda bulmuştum dostlarımı, ikinci de böyle bir vakitti, ışıkların iyice sessizleştiği saatte. Yerle gök arasında bulunan her mutluluk ışıklı canları ister, ışıklar mutlulukla iyice sessizleşmiştir. Ey hayatımın kuşluk vakti, mutluluğum bile bir zamanlar koyaklara inmişti sığınmak için, sonra o açık, konuksever canları bulmuştu. Ey yaşamımın kuşluk vakti, bir tek şey için nelerden vazgeçmedim. Bu canlı korusu fikirlerimin tan atımı, en yüksek umudumun. Yaratıcı bir vakitler yoldaşlar arıyordu, kendi umudunun çocuklarını arıyordu. Lakin onları kendisi yaratmadıkça bulamayacaktı. Eserimin ortasındayım. Çocuklarıma gidiyor ve onlardan dönüyordum. Zerdüşt çocukları için kendini yenilemelidir kişi bütün kalbiyle ancak çocuğunu ve eserini sever. Nerede kendine büyük bir sevgi duyarsa kişi orada gebelik işaretleri vardır. Böyle olduğunu görmüştüm. Yemyeşil çocuklarım baharlarda yan yanalar, rüzgarda sallanıyorlar. Ben toprağımın en iyi ağaçlarıyım. Böyle ağaçlar nerede yan yanaysa mutlu adalar oradadırlar. Lakin onları bir gün söküp tek başlarına bırakacağım her birini. Yalnızlığı, korkusuzluğu öğrenmeleri için. Her biri budaklı, eğri, kıvrak bir katılıkla duracak denizin kenarında. Alt edilmez hayatın canlı fener kulesi. Kendini tanımlayabilmek ve diyebilmek için her biri bir kez gündüz ve gece nöbeti tutacak. Fırtınaların denize daldığı dağ hortumunun su içtiği yerde benim türümden, soyumdan olup olmadığını anlamak için bilinmiş ve denenmiş olacak her biri. Büyük bir iradenin egemeni mi, konuşurken bile suskun mu, verirken alacak biçimde mi veriyor? Bir gün yoldaş olsun bana, zerdüşte yaratma ve sevinç ortağı olsun diye. İrademi benim levhalarıma yazacak biri, her şeyin daha fazla gelişmesi için. Onun uğruna, onun benzerleri uğruna yenilemeliyim kendimi.'' Bundan kaçmıyorum mutluluğumdan sunarak kendimi her mutsuzluğa bilinmesi için son denemem bilinmem için zamanında ayrıldım gezginin gölgesi en uzun sıkıntı en sessiz saatte tam zamanıdır dedi herkes bana esinti anahtar deliğinden içeri üfleyip soluğunu gel dedi açılan kapı kurnazca git dedi. Fakat ben çocuklarıma duyduğum sevgiyle eli kolu bağlı yatıyordum. Arzuydu bana bu tuzağı kuran sevgi arzusu, arzusu. Çocuklarımın kurbanı olayım, kendimi kaybedeyim diye. Arzulamak, kendimi kaybetmek demektir. Şimdi benim için. Benimsiniz siz çocuklarım. Her şey güvenilir olacak. Bu benimse işte arzunun izi yok. Lakin sevginin güneyi kuluçkaya yatırmıştı üzerimde kaynıyordu kendi öz suyunda zerdüşt sonra gölgelerle kuşaklar uçup gittiler üstümden kışın soğuğun özlemindeydim artık kış ah soğuk yine çatlatsa çatırdatsa beni diye iç çekiyordum sonra akü üzerimden buzlu süsler Geçmişim mezarların parçaladı. Canlıyken gömülmüş nice ağrılar uyandı. Kefenlerin içinde saklanmış uyuyorlardı. Her şey bana belirtilerle sesleniyordu. Zamanıdır. Lakin ben bunları işitmiyordum. Uçurumum hareketlendi. Fikirlerim beni ısırdı. Ah benim uçurumlu fikirlerim. Senin kızdığını duymaya gücüm ne zaman yetecek? Ne zaman korkudan titremeyeceğim? Uzun zamandır senin kızdığını duyarım. İşte o zaman içim taşar. Sessizliğim dahi beni boğacak. Ey uçurumlu sessiz! Bu zamana kadar yukarı çağırmaya kuvvetim yetmedi. Artık yeter. Seni yanında dolaştırdım. Son aslan savrukluğunu, aslan kayıtsızlığını göstermeye şimdiye kadar kuvvetim yetmedi. Bugüne kadar ağırlığın bana ürkütücü geldi. Lakin bir gün seni yukarı çıkaracak aslan kükremesini bir gün bulacağım. Burada yenince kendimi, yeneceğim daha büyük olanı da. Bir zafer yetkinliğimin mührü olacak. Şimdi güvensiz denizlerdeyim, beni rastlantılar okşar. Bu rastlantının dili kaypak, öne arkaya bakıyor da henüz göremiyorum. Henüz son harbimin zamanı gelmedi. Yoksa şimdi mi çalıyor? Evet, sinsi bir güzellikle bakıyor denizle hayat her yandan. Ey hayatımın kuşluk vakti, ey akşam önü mutluluğu. Ey açık deniz limanı, güvensizlikteki huzur, ne de kuşkuluyum hepinizden. Gizemli güzelliğinizden kuşku duyuyorum, uysal gülümseyişlere kuşkuyla yaklaşıp vurgun yemiş gibiyim. Kıskanç insanlar en sevdiğini kendinden nasıl uzaklaştırırsa, ben de bu mutlu saatleri böyle uzaklaştırıyorum kendimden. Mutlu saat uzaklaş, istenmeyen bir mutluluk geldi bana seninle. Burada en derin acıya durmuştum. Vakitsiz geldin. Mutlu saat, uzaklaş. Çocuklarımın yanına, oraya sığınsan. Hadi davran. Kutsa onları benim mutluluğumla akşam olmadan. İşte sokuluyor akşam. Gün batıyor. Artık çekil mutluluğum. Ve böyle buyurdu Zer Zerdüşt. Boşu boşuna gece boyunca mutsuzluğunu bekledi. Gece aydınlıktı. Ona sevinci gidererek yaklaşıyordu. Lakin Zerdüşt sabaha doğru alay ederek gönlüne güldü. Mutluluk peşimden geliyor. Çünkü ben kadınların arkasından koşmuyorum. Fakat yine de kadın mutluluktur.